Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Radyo Link marka AT9S kumandasının menü incelemesinde en son model tipini incelemesini yapmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Endpoint, burada servoda ya da kanallardaki maksimum değerlerini belirlememizi sağlıyor. Örnek verecek olursak, birinci kanal olan drone'u sağ veya sol hareket ettirmemizi sağlayan kanal. Şimdi ben burada bunu buraya getirdiğimde bu kumanda kendi değerinin %100'ünü gönderiyor alıcısına. Eğer ben bu kumandayı şimdi birinci kanaldayken sağa çekersem maksimum, sola çekersem minimum değerini ayarlamış olacağım. Sağa çektikten sonra bu %100 değerini %140'a kadar çıkarabilirim. Yani normal gönderdiği değerin de üstüne çıkarabilirim. Maksimumunu da arttırabilirim veya düşürebilirim. Ben bunu %90 olarak ayarlarsam, bu şekilde yaptığımda drone eskiden 40 derece atıyorum dönüyorsa şimdi 38 derece dönecek. Ya da hani o şekilde, hani değerleri tam net olarak söylemiyorum. Subtrim ile trim'i birlikte anlatmaya çalışacağım. Trim ayarları şu anda ana ekranda throttle kanalında göstereyim. Bunu yukarıya doğru ittiğimde 4'er 4'er arttığını görüyorsunuz. Bu yaptığımız veya birinci kanalda da aynı şekilde şu kanalda da bu şekilde gördüğünüz gibi 4'er 4'er değişiyor bu değer. Bu kanal şu anda ben drone'u ortadayken, drone havada izlerken drone'un bir yöne doğru gittiğini görüyorum. Sağ tarafa doğru gidiyor. O zaman ben buna sola doğru trim ayarını biraz değiştiriyorum ve sanki kumanda joystick'ini şöyle kullanıyormuşum gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Bu aynı zamanda gimbal'larda ya da servolarda yüzeye paralel olmasını, yani tam düz durmasını sağlayan ayar. Ancak burada 4'er 4'er arttırdığını gördünüz. Bunu ayarlamak için trim ayarları altına girdiğinizde bu 4 kanalda eğer istersek 4'er 4'er değil de birer birer arttırma yapabiliyoruz. Trim ayarı bu kadar. Subtrim ise o ana ekranda sürekli gördüğümüz elimizin altında olan değişiklikleri biz uçuş sırasında yapıyoruz. Ama drone'u kaldırdıktan sonra baktık ve drone rüzgarsız bir havada sürekli aynı yöne doğru kayıyor. Bunun ayarını eğer subtrim üzerinden yaparsak drone'un denge noktasını yakalamış oluruz. Ve mesela rüzgarlı bir havada uçuş yaptığımızda drone sürekli aynı yöne doğru gidiyorsa buradan sadece o uçuşluk bir ayar yapıp bunu sağlayabiliyoruz. Buradan nasıl ayarlıyoruz? Bunu seçiyoruz. Artı veya eksi yönde istediğimiz değere getirip bırakıyoruz. Reverse herhangi bir kanalı ters bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani mesela güç kanalını ele alacak olursak ben gaz konu yukarıya doğru ittiğimde güç artarken eğer bunu reverse'ünü seçersem, yani throttle kanalını ters çevirirsem gaz kolu en yukarıdayken motorlar durur, aşağı doğru çektiğinde hızlanmaya başlar. Dual rate ve expo. Şimdi bu biraz karışık bir menü. Ben öncelikle şuradaki grafik üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi birinci kanaldayız. Birinci kanalda switch'im up konumunda. Birinci kanalda D switch'ini kullanıyor ve şu anda yukarıda diyor. Şurada görüyorsunuz yukarıda ve aşağıda şeklinde değişiyor. Ben iki konumlu bir switch üzerinden bu ayarı nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi öncelikle switch'in üst konumundayken ki ayarını yapıyorum. Burada öncelikle şu grafiği anlatayım. Şimdi ben bu birinci kanalı hareket ettirdikçe görüyorsunuz bir ok, yani bir çubuk benim hareketimle beraber hareket ediyor. Şuradaki doğru da bize şunu gösteriyor. Şu eksende, yani şuradaki değeri o anda servo'nun ya da kanalın gönderdiği değerin şiddetini belirliyor. Şimdi ben buradan en sağa çektiğimde maksimum şuradaki değeri gönderiyor. En sola ittiğimde de minimum buradaki değeri gönderiyor. Şimdi dual rate ayarını değiştirdiğimizde bunu en yükseğe aldığımızda %140'a kadar izin verecektir. Ben bunu en sağa çektiğimde gönderdiği değer yaklaşık şuradan şuraya çıktı. Yani bu benim servomun hareket alanını genişletti. Aynı zamanda buradaki bu eğrinin eğimi arttığı için burada vereceği tepkiler de şiddetlenecektir. Yani hem daha hassas, daha güçlü bir tepki alacağım, hem de en son noktalar, en uç noktalar artacaktır. Şimdi buna hiç dokunmuyorum. Bunun down konumuna alıyorum. Burada da exponential değerini değiştireceğim. Bu değer ne yapıyor? Şimdi bunu da yine en uç noktalara getiriyorum ki anlatması kolay olsun. %100 değerine çıkartacağım.
Şimdi aynı şekilde bunun üzerinden devam ediyorum. Bu exponential'ı değiştirdiğimde doğal rate'den farklı olarak son noktaları değiştirmediğini görüyoruz. Yani servo'nun hareket alanı yine aynı. Ancak ben bunu arttırdığım için şimdi normalde şuradan şöyle bir doğru çıkıyordu. Yani şurasındaki değer yavaş yavaş artıyordu. Ancak şimdi şöyle bir eğri izlediği için bunu ben sağa doğru çektiğimde servo'nun vereceği tepki şiddetleniyor. Yani burada sadece servo'nun hassasiyetiyle oynamışken doğal rate'de ise servo'nun son konum ayarlarıyla da oynamış oluyoruz. Motor kat, motorların güç kesimi. Bunu da göstereyim. Şu anda bu burada en çok kafa karıştıran şey bu kapalı anlamına geliyor. Ben bunu çevirdiğimde burada off yazdığında aslında bu sistemin açık olduğunu görüyoruz. Ancak H switch'i şu switch'ini de değiştireyim. Anlatımı daha kolay olsun. Pardon. Şöyle B switch'i yapayım. Şuraya getirdim. Bu switch'in pozisyonuna göre bu sistem şu anda aktif. Ben buradan bunu up veya down var. Up olarak seçtiğimde ben eğer B switch'ini yukarı getirirsem sistem açıldı. Aşağı indirirsem kapandı. Ancak bunu iğneye aş, yani inhibe edersem diyeyim. Kapatırsam bunun artık bir önemi yok. Bu sistem kapalı, çalışmıyor anlamına geliyor. Şimdi nasıl çalışan bir sistem? Öncelikle onu anlatayım. Bu daha çok benzinli motorlarda kullanılıyor. Buradan ilk olarak throttle'ı seçiyoruz. Yani şuradan görüyorsunuz değeri. Bunun güç kolunun hareketiyle beraber değişiyor. Bunu mesela atıyorum %10'luk bir değere ayarlayıp 12'lik olsun. Basılı tuttuğumuzda buranın %12 olarak belirlendiğini görüyoruz. %12 değerinin üzerinde bu switch'i değiştirseniz de bu sistem devreye girmiyor. Ancak eğer güç kolu %12 değerinin altındayken eğer ben bu switch'i açarsam motor kat, yani motoru kesme devreye giriyor ve motoru direkt durduruyor. Ama dediğim gibi bu daha çok benzinli araçlarda kullanılıyor. Ben bunu kullanmayacağım. Kapatıyorum. Trim ayarından bahsettim. Failsafe ayarlarını Failsafe videosunda bahsetmiştim. Onu da geçiyorum. AUX ayarları. Şimdi ilk 4 kanal uçuş kanallarıydı. Bu kanallar dışındaki kanalların ayarlarını yapmak için bu menüye giriyoruz. Burada şu anda 10 kanal görünüyor. Birazdan settings'ten 12 kanalı çıkarttığımda burada 2 kanal daha eklenecek. Bunu da 5. kanalı uçuş modlarını seçiminde kullanıyoruz. Bunu uçuş modlarını anlattığım videoda detaylı olarak gösterdim. Diğerlerinde ise her kanalın hangi switch üzerinden kontrol edileceğini seçebiliyoruz. VR yazanlar şuradaki ayarlanabilirler. Switchler, switch V yazıyor. Switchler bunlar. Buradan istediğimizi seçerek kendi istediğimiz kanaldan istediğimiz switch'in verisini gönderilmesini sağlayabiliyoruz. Timer, zamanlayıcılar, bunları da ben sıklıkla kullanıyorum. Bunların da nasıl kullanıldığını kısaca göstereceğim. Şimdi zamanlayıcılarda iki farklı seçeneğimiz mevcut. Sıfırdan başlayıp artarak sayacak ya da belli bir değerden başlayıp geriye doğru sayacak. Her ikisini de kullanacağım. Şimdi öncelikle geriye doğru sayacağı zaman öncelikle başlayacağı değeri ayarlıyoruz. Burada 10 dakika olarak ayarlı. Ardından da sayımı başlatacak olan switch'i seçiyoruz. Şu anda switch A ayarlı. Switch A'nın buradan ayarlıyorum. Switch A'yı yukarı konuma getirdiğimde geri sayım başlayacak. Burada da sayacı sıfırlama için bir switch seçiyorum. Sayacı sıfırlamak için kullanacağım switch'i de switch B olarak ayarlıyorum. Switch B'yi yukarıya konumlandırdığımda sayaç sıfırlanacak. Şimdi ana ekrana dönmeden ikinci zamanlayıcımızı da ayarlayayım. Burada ise yukarıya doğru, yani artarak sayım yaptıracağım. Bunu throttle kanalının kontrol etmesini istiyorum. Throttle kanalı eğer şöyle ayarlıyorsunuz. Rastgele bir buradan belli bir konuma getirip buraya basılı tutuyorsunuz. %11 değeri. %11 değerinin yalnız şu an altında. Bunu değiştiriyorum. %11 değerinin üzerine çıkarsa sayaç başlayacak. %11 değerinin altında sayaç işlemeyecek. Aynı zamanda bunu da switch C ile sıfırlayabileceğim. Switch C'yi de üst konumdayken sıfırlayacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi gelelim ana ekrana, bu sayaçların nasıl çalıştığına bakalım. Birinci sayacımız 10 dakikada bekliyor.
Switch A'yı yukarı ittiğimde geri sayım başlıyor. Aşağı çektiğimde duruyor. Tekrar yukarı itersem kaldığı yerden devam edecek. Switch B ise bu sayacı sıfırlamamı sağlıyor. İkinci sayaç sıfırda görünüyor. Güç kolunu yukarıya doğru ittiğimde %11 değerini geçtikten sonra sayıma başlıyor. Tekrar güç kolunu sıfıra çekersem sayaç duruyor. Tekrar eğer arttırırsam kaldığı yerden devam ediyor. C switch'inde yukarıya doğru ittiğimde ikinci sayacımı sıfırlamamı sağlıyor. Bu arada tuş kilidi devreye girmiş. Tuş kilidinden çıkmak için seçim butonuna basılı tutuyoruz. Ardından menüye geri dönüyorum. Trainer ayarları çift kumanda uçuş. Eğer bir başka kumanda aracılığıyla yani iyi bilen biri uçuruyor. Siz de arada kumandayı alıyorsanız kullanacağınız ayarlar. Logic switch'i geçiyorum. Servo buradan girdiğinizde her kanalın nasıl bir değer gönderdiğini yüzde olarak buralarda görüyorsunuz. Ayarladığınız hangi kanalın hangi switch'te ise ona göre hareket ettiğini görüyorsunuz. Alıcı bu telemetri modülü bağladıktan sonra ikinci videoda göstereceğim. Son olarak da sistem ayarları. Burada TX, RX, Trim. Burada ilk parametreler bölümünde bahsettiğim kumandanın volt ölçümünü yapan alıcının volt ölçümünü yapan ya da telemetriden gelen voltu trim ayarları yapabiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda kumandanın pili 10.2 olarak ölçüyor kumanda. Ancak siz multimetre ile ölçtünüz ve bu değer 10.5 olarak çıktı. O zaman buradan artı 0.3 volt ekliyorsunuz ve kumanda şu andaki değerini 10.5 volt olarak kabul ediyor. Bunun dışında otomatik kapanma süresi, arka plan rengi ve şu en altta kanal seçeneklerini görüyorsunuz. Şu an 10 kanalı ayarlı. Bunu buradan 12 kanalı çıkarıyorum. Ardından geri geldiğimde kanal sekmesinde şurada 2 tane daha kanalın çıktığını görüyorsunuz. Şimdi bu kısımla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.